Hocam kadınlarda adet düzensizliğinde bitkisel destek mümkün müdür? Tabii bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Adet düzensizlikleri, adet anormallikleri neden olur? Kişide kist, miyom varsa veyahut da hipofiz bezesinde mikro veya makro adenom varsa, mikro makro adenom hipofiz bezesinde bütün hormon dengelerini bozar. Prolaktin hormonu hipofiz bezesi beynin hipotalamusun altında sarılanan, sarımsak gibi sarılanan nohut büyüklüğünde bir organ. Bütün o hormon salgılayan organların orkestra şefi gibi, hormon orkestra şefi. Bütün hormonları bu yönetir. Şimdi bunun sapında toplu iğne başı kadar kist oluşursa mikro adenom, nohut kadar kist oluşursa makro adenom. Büyük ve küçük kist demek yani kısaca. Hı hı. Burada oluşan kistler bütün hormon dengelerini bozar. Prolaktin hormonu aşırı yükselirse ne yapar? Bayanlar da östrojen hormonu baskılar. Östrojen hormonu azalırsa bayanlarda birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Bunların en önemlisi de kısırlık problemi ortaya çıkar. Evet. Kişi adet göremez. Efendim, hamile çok büyük bir sorun zaten. Hamile kalsa bile prolaktin aşırı yüksek olduğu için zehirlenerek düşük yapmak zorunda kalır vesaire. Bu hormon anormalliğinin giderilmesi için hipofiz bezesindeki anormalliğin ortadan kaldırılması gerekir. Kist veya miyom varsa bunların tedavi edilmesi, iyileşmesi gerekir. Birçok faktör rol oynayabilir. Bazı bayanlarda da adet öncesinde ağrılar, sancılar başlıyor. Birkaç gün öncesinde kişi geriliyor, geriliyor, strese giriyor. Öyle oluyor ki bazen kocaları dahi bazı bayanları evi terk ediyor, kahveye gidiyor, sokağa gidiyor. Dayak yememek için. Hocam bu da zaten çok ciddi bir problem. Peki bitkisel destek olarak bunun için ne önerebiliriz? Bu gördüğünüz hayıt Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yabani olarak yetişir. Yaprakları kurulduğu için şöyle yaprağının beş parmak şeklinde olduğu için beş parmak, evet. Beş parmak ağacı diye de anılır. Hmm. Çiçekleri açtığı zaman mor, lila, leylak şeklinde güzel çiçekleri var. Bu çiçekleri daha sonra kuruyarak karabiber gibi tohum oluşur. Karabiber. Şöyle getirdin. Bu karabiber gibi olan tohumun, hayıt tohumunun birleşiminde çok özel etken maddeler var. Laptan türevleri, flavonit türevleri, flavonit glukozitler, eritrozit glukozitler, eterik yağlar vesaire. Bu ne yapıyor? Bayanlardaki hormon düzensizliğini ortadan kaldırıyor. Ha, kim diyor? Şimdi ben söylesem diyecekler ki Gökçek bir şey söyledi, ispat etsin. Ben yanımda belge konuşalım, evet, belgeyle gelirim. Evet. Çünkü hani bazıları diyor ki şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir. İyi gelir demeyeceksin. Belge varsa konuşacaksın. Yani bir profesörümüz var, ismini söylemeyeyim. Alerji şu iyi gelir, kadın hastalıklarına bu iyi gelir. Vatandaş beni arıyor, diyor ki ya ben duydum falan, profesör böyle. Yok öyle bir şey. Bitkiler etkilerine göre 5 ana sınıfa ayrılır kategorik olarak. Klinik araştırmalar etkisi ispat edilen bitkiler 1. sınıf. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler 2. sınıf. Homopatide kullanılan bitkiler 3. sınıf. Aromaterapide kullanılan şifalı bitkiler 4. sınıf. Bu kategorilere girmeyen bitki 5. sınıf. Ya biz neden bahsediyoruz? 1. sınıf bitkilerden. Şimdi burada klinik araştırmalar mesela Profesör Feldman 1571 premenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi ağrı ve sancısı olan bayanları tedavi etmiş. Ya klinik araştırması. 1571 ne demek? Çok büyük bir araştırma. Yani 100 kişilik klinik araştırmaya takriben birkaç milyon dolar gidiyor. Burada 1571 hastanın tedavi edilmiş. Ne demek? Milyon dolarlar. Bunu Avrupa'da, Amerika'da hükümetler sübvanse destekliyor. Devlet desteğiyle oluyor. Yoksa kişiler, bir doktor, bir profesörün serveti yok ki bunları sübvanse etsin. Yani imkanı yok. Bunu karşılayan devlettir. Mesela Profesör Doktor Ditma 1542 hastayı tedavi etmiş. Bu da çok büyük bir klinik araştırma. 1542 adet öncesi ağrısı, sancısı olan, gerilen, strese giren, problemler yaşayan bayanlar tedavi edilmiş. Neyle? Hayıtın, efendim ben hayıt anlatıyorum ya, hayıtın tohumu. Öyle değil. Hayıtın tohumunun içindeki etken madde yüzde kaç? %3, %5.
Bu tohumun çayını içerseniz çok hafif rahatsızlarda iyi gelir. Fakat ağır vakalarda yeterli değil. O zaman ne yapılacak? Tohumunun damıtılarak elde edilen ekstraktından yapılan damla drajeler kullanılması gerekir. Yani o zaman ne olur? Etkisi maksimum %85, %90, %95 olur. Tohumunun çayını yapardı içerseniz %5 olur. Tohum ile iyileşmeye çalışmak yıllar alır. Çok çok işkence gibi. Yani o da hastalık tabii ki azalmaz, artabilir de. Bu nedenle ne yapıyoruz? Buna karşı özel damlalar, drajeler kullanmak gerekir. Adet öncesi hafif rahatsızlarda, adet rahatsız olanlar mesela çok özel bir çay tavsiye edebiliriz. Civan perçemi otu. Hayıt tohumu. Aslan pençesi. Papatya. Efendim. Bir de 40 kilit. Bunların karıştırıp çayını içerse bayanlar adet öncesi ağrılar, sancıları çok kolay atlatırlar. Hafif rahatsız. Ağır vakalarda tabii ki bundan elde edilen ekstraklardan damla ve drajeler kullanırsa daha etkili olur. Kısa sürede kişi etkisini görür. Bu tür rahatsız olan yüzlerce insan iyileşti. Biz de gördük zaten. Ben burada sadece iki klinik araştırmasından bahsettim. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da yüzlerce klinik araştırması var. Bu dergilerde olduğu gibi benim yazmış olduğum kitaplarda ayrıntılı bilgi var.